Herkese selamlar. Bugün yürüyüşümüze genelimizin bildiği ismiyle Rex Sineması, daha eski ismiyle Apollon Sineması Tiyatrosu olan ve maalesef artık bu yıl yaklaşık 3-4 ay önce kapanan, bir tarih barındıran Rex Sineması'nın önünden yürüyüşümüze başladık. Bunun önemli özelliği aslında ilk Türk tiyatrocusu Afife Jali'nin ilk çıktığı tiyatro olması. Hatta şu arka tarafta da bunun anısına bir heykeli var. Afife Jali, ilk Türk sahnelerine çıkan ilk kadın tiyatrocu denebilir. Hangi yıllarda çıktığını daha sonra alta yazacağım. Ve hemen Kadife Sokağı bilenlerin bildiği bu Londra Çınarı, yaklaşık 20 metrelik Londra Çınarı da sokağın başında bekçilik yapar. Burası Barlar Sokağı, aslında Kadife Sokak diye geçiyor. Normal zamanlarda oldukça kalabalık olur. Ünlü Rex Kokoreç hemen sol tarafta. Kadife var, işte Teachers Bar, Zincir, hepsi kapalı gördüğünüz gibi. Hafta sonu, hafta içi fark etmeksizin akşamları, işte rockerların, rapçilerin toplandığı bu sokak şu anda oldukça sakin. İlk kafelerini barındırıyordu burası 90'lı yıllarda. İleride bir liman kahvesi vardı. Onun dışında ıssız olurdu buralar biz üniversiteye hazırlanırken lise zamanlarımızda. Genelde Akmar'ın oralar yoğun olurdu. Akşam boş olurdu. Bunun en eski iki tane mekanını da göstereceğim. Şimdi açıklar mı bilmiyorum. Karga var, canlı müziklerin vazgeçilmez mekanı rockçıların. Kadıköy'de Karga, karşı tarafta Kemancı'da çıkardı. Sweet Case'ler, Josephine'ler falan. Burası Kimyon, sevgili Mustafa'nın mekanı. Kadıköy akşamcılarının vazgeçilmez kebapçısı, çorbacısı, dürümcüsü. Şöyle Buda'yı göstermek istiyorum. Buda duruyor tabii ki kapalı. Oldukça sakin bir akşam. Bu da sahne. Karga hemen yanı başında şu güzel binada. Tabii kalabalık zamanlarda geldiğimizde bu binaların güzelliğini de göremiyoruz açıkçası. Çünkü yani o kalabalıktan, o yoğunluktan kafamızı kaldıramıyoruz. Sokağın bahane kültürü son 4-5 yılı vardır herhalde açılalı. O kadar boş ki hiç alışık değilim böyle yürümeye burada. Şu sol taraftaki 2-3 tane yapı işte ilk kafeleriydi. Burada size bir ev göstermek, bir şairin, yazarın evini göstermek istiyorum. İhsan Ünler'in yaşadığı ev. Şurada okuyalım hemen. Es geçelim aslında dolu. Evde yaşamış 1926-1990 tarihleri arasında. 90'da vefat edene kadar bu evde yaşamış. Bunu da göstereyim. Zaten sokağa da kendisinin ismini vermişler. Öyle devam ediyoruz. Burası İSİS'ti sanırım. Eski ismi şimdi bina olmuş. Şöyle sokağa devam ediyoruz. Evet, bunlar benim hatırladığım Kadıköy'ün eski kafeleri diye hatırladığım bunlardı. Şimdi yeni ismi Panç olmuş da Masal Evi. Evet, evet, Masal Emeği. Flu, ilk isimleri de alta koymuşlar ve liman kahvesi. Böyle üçlü duran, şık cumbalı eski Kadıköy Rum evlerinden. Eski isimlerini de korumuşlar. Üçü birden tek bir firmaya dönüşmüş ama yine altlarında en azından yazmışlar eski isimlerini. Evet, Kadıköy'ün ara sokakları bugün böyle. Kısa bir paylaşım yapmak istedim. Hem Rex sinemasını tarihe not düşmek istedim. İlk sinemalarımızdır herhalde. Kadıköy'de kalan son sinemalardan da, hatta geçen yaza kadar, 2019 yazına kadar bayağı film izlemişliğimiz vardır. Kadife Sokak burada bitiyor. Tabii ki Kadıköy burada bitmiyor. Sadece sokağa bitiyor. Hatta şöyle sola dönersek Bahariye Havuz'a çıkarız. Şöyle 50 metre ileride ağaçların olduğu yer Bahariye Havuz. Şurada Belfast'ta ünlü rock pub vardır.
eski rockerların binebildiği. Buradan biraz daha devam edelim bakalım. Yeni mekanlar var. Şöyle karşıya geçelim. Haluk Bilginer'in ünlü tiyatro sahnesi, oyun atölyesi de hemen sağımızda önümüze çıkacak. O kadar sakin ki sokağın ortasından yürüyüp çekimi gerçekleştirebiliyorum. İnşallah birkaç yeni ekipmanla daha iyi çekimlere başlayacağım. Şimdi sadece amatör öylesine, hani bir alışma babında çekimler yapıyorum. Bunu da sizlerle paylaşıyorum. O yüzden sallantıdan, sesteki aksaklıklardan dolayı şimdiden özür dileriz. Moda Caddesi'ne indik buradan. Oyun atölyesi, antrekafe, şu kırmızı yapı. Afişleri de hala duruyor. Kral Lear'ı da izlemiştim, Pencere'yi de izledim. Şu altta ikisini izleme fırsatım olmamıştı. Yani Kral Lear, Haluk Bilginer'den dolayı konusu itibariyle iyiydi. Sanırım çok yoğun kostüm ve yoğun insan gerektiren bu tarz tiyatro oyunları küçük sahnelerde biraz zor oluyor diye düşünüyorum. Pencere'yi daha çok sevmiştim açıkçası. Ünlü Moda Lear. Buradan burası da Moda Caddesi. Şimdilik ben kamerayı kapatarak yürüyüşüme devam edeceğim. Görüşmek üzere.